Erzurum, Moskovlara volkan halinde teslim olmuştur. Üzgünüm, ahaliden bazı kişilerin vefat olduğu işitilmiştir. En karibde istirdat edeceğimiz bir memlekete böyle umumi ateş vermek taraftarı değildim. Bu ciheti kumandan paşa da tensip etmişti. Göçü önlemek için çok çalıştım. Çünkü 1 metre kar ve -20 derece soğukta ahalinin yollarda helak olurdu. Hasankale göçünde görmüş, kanlı yaşlar dökmüş idim. Fakat Ermeni meselesi dolayısıyla Ermenilerden son derece sıkıntı çeken halkın bir kısmı zapt olunamadı. İşte bundan dolayı yollarda büyük izdiham ve sefalet baş gösterdi. Muhacirinin seri ve sehil bir surette Erzincan'a sevki için bütün kuvvetimle çalışıyorum. Bahattin Şakir Beytercan'da sevkiyata bakacak, yol güzergahında 2'şer kilometre mesafede memurlar bırakılarak elimden gelen muavenet yapılacaktır. İnşallah ahaliyi az zayiatla Erzincan'a sevk edeceğiz. Erzurum işgalinden önce daha doğudan, Erzurum'un işgali sırasında ise Erzurum'dan göç eden muhacirlere Osmanlı hükümeti ilgisiz kalmamaya çalışarak destek olmaya çalışmıştır. Bu konuda ilk olarak 3 Ocak 1916'da Hasankale ve çevresinden Erzurum ve Erzincan istikametinde göç eden sefalet içindeki muhacirlere envali metruk eden ev, muhacirun tahsisatından para verilmek suretiyle Trabzon'a nakilleri başlatılmıştır. Daha sonra Erzurum halkının büyük gruplar halinde göç etmeye başlaması üzerine hükümet, Erzurum'dan batıya doğru ilerlemekte olan felaketzedelerin Sivas, Tokat, Çorum gibi şehirlere yerleştirme kararı almıştır. Fakat göç edenlerin sayısının kısa zamanda 100 binleri bulması sonucunda bu şehirlere Kayseri, Konya, Diyarbakır, Urfa, Adana, Maraş, Antep, Samsun, Yozgat, Kırşehir ve Niğde gibi şehirleri de eklenmiştir. Üretici olmaktan çıkıp, tüketici konuma düşen muhacirler, başta yaşlı olmak üzere hükümetin her türlü yardımına muhtaç durumdaydılar. Bundan dolayı, İskan, Yaşayir ve Muhacirun Müdüriyeti tarafından bir takım önlemler alındı. Umur-ı Mülkiye Heyet, İteftişiye Müdürü Hamdi Bey, bu yoğun göçü belli bir düzene sokmak için bölgeye gönderildi. Heyet ilk olarak muhacirleri çeşitli vilayet ve sancaklarda iskana yönlendirirken, ikinci aşamada ise yaşa problemini çözmeye koyuldu. Ayrıca hükümet, göç eden ailelerin iskan ve yaşilerinde kullanılmak üzere Erzurum'daki Ziraat Bankası Şubesi'ne 5000 lira para aktarmış ve bunun yetmemesi halinde Sivas vilayetinden para naklinin yapılması hususunda gerekeninin yapılacağı teminatını vermiştir. 1. Dünya Savaşı öncesindeki 1914 yılı istatistikleri doğrultusunda Erzurum'daki toplam Müslüman nüfusu 673.297 olduğu bilinmektedir. Rus işgali döneminde Osmanlı Hariciye Nezaretinden İngiliz Yüksek Komiserliğine gönderilen bir yazıya göre Rus istilası ve Ermeni çetelerinin tecavüzlerinden kaçmak suretiyle Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis ve Erzincan bölgelerinden göç eden halkın 1 milyondan fazla olduğu belirtilmiş, göç sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 701.166 olarak gösterilmiştir. Sadece Erzurum'dan göç edenlerin sayısı ise, 1 Şubat 1919 yılında bölgede yapılan bir inceleme sonucunda 448.607 kişi olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu istatistiklerden de anlaşılacağı üzere işgal ile birlikte Erzurum'daki Müslüman Türk ahalinin yarısından fazlasının göç ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Göç eden bu muhacirlerin bir kısmı, Bitlis, Diyarbakır, Siverek, Elazığ gibi bölgelere dağılmış olmakla birlikte büyük bir çoğunluğu Erzincan'da toplanmıştır. Osmanlı hükümeti, Erzincan'da meydana gelen bu sıkıntıyı hafifletmek üzere Samsun, Sivas, Trabzon, Elazığ gibi vilayetlerin Erzincan'a atlı arabalar göndermesi hususunda emir vererek muhacirlerin dağılımını kolaylaştırmış ve adı geçen vilayetlere sistemli bir şekilde dağıtmıştır. Göç yollarına Ermeni çetelerinin mültecilere karşı uyguladıkları mezalim faaliyetlerini engellemek için uluslararası propaganda çalışması da yapan hükümet, muhacirler ile ilgili tüm bu faaliyetlerin özellikle vilayetler tarafından eksiksiz yürütülebilmesi için bir de teftiş komisyonu kurmuştur. Erzurum işgalinde Rusların ilk faaliyetleri. İşgalden sonra Erzurum'a giren Rus birlikleri ilk iş olarak şehir merkezinde bulunan çifte minareli medresede ve kale mescidindeki 3. Ordu'ya ait olan cephaneye el koymuşlardır. Bu olaydan hemen sonra halka yönelik genel bir arama faaliyeti başlatan Rus askeri birlikleri, şehirdeki hemen tüm evleri dolaşarak arama yaptıkları evlerde bulunan silah, cephane, kama ve benzeri ne kadar malzeme varsa hepsini toplamışlardır. Rus askerleri bu aramalarını yaparken sokağa çıkma yasağı uygulamışlar ve onlara kılavuzluk görevini ise şehirde yaşayan Ermeniler yapmışlardır. Ermeniler aramaları özellikle şehrin önde gelen şahsiyetlerinin evlerinden başlatmışlar ve bir kısım kişilerinde tutuklanmalarına sebebiyet vermişlerdir. Bu aramalar sırasında Erzurum halkından hemen bütün erkekleri toplayarak merkezi camilere dolduran Rus askerleri topladıkları erkeklerden eli silah tutabilenleri ve fiziki açıdan iş yapabilecekleri esir etmişlerdir. Onların bu uygulamasına karşı çıkan kişilere ve halka gözdağı vermek amacıyla 7 kişiyi de kale içerisinde idam etmişlerdir.
Bu esirlerin bir kısmı işgalin ilk günlerinden başlamak suretiyle çeşitli yol yapımı, mevzi kazımı gibi işlerde çalıştırılmış ve büyük çoğunluğu ise harp esiri statüsünde başta Tiflis olmak üzere Rusya'nın çeşitli bölgelerine gönderilmişlerdir. Arama faaliyeti hemen bir gün içerisinde tamamlanmış ve ertesi gün şehirdeki Rus kumandanlığı, Ermeni tellallar vasıtasıyla yasağın kalktığını, Erzurumluların Çar'ın güvenli hakimiyeti altında işlerine, güçlerine bakabileceklerini halka duyurmuştur. Rusların ilk idari teşkilatları. Rus orduları işgalden sonra Erzurum'da mülkiye konumda vazife yapan bir askeri idari teşkilat kurmuşlardır. Erzurum'da, Naçalnik denilen bu idari teşkilatın başına ise bölgedeki en yüksek rütbeli Rus kumandanı General Kalitin isminde bir kumandan getirilmiştir. General Kalitin şehir merkezindeki Tahtacılar Caddesi'nde bulunan Ezirmikli Osman Ağa Konağı'nda oturmuştur. Ruslar ilk günlerde şehrin muhtelif mahallelerine, Cans denilen ve Neçelik sistemi dahilinde küçük idari teşkilatlar kurmuşlardır. Canslar karakol mahiyetinde olup, başlarında, Karadavoy denilen subaylar ve bunların emrinde yeteri kadar Rus askerinin bulunduğu daha çok güvenlikten sorumlu küçük askeri idare kurumlarıydı. Neçelik'e bağlı Canslar'da Rus kumandanlar tarafından şehirdeki her 10-15 mahalleyi temsil eden muhtarlar görevlendirilmişti. Bu muhtarlar mahallelerin bekçileri ile temasta bulunarak mahalle içerisinde olup bitenleri, yapılan yolsuzluk ve fenalıkları bağlı oldukları Cans kumandanlarına bildiren, Rus kumandanların emir ve duyurularını halka duyuran kişilerdi. Kısaca Erzurum halkı ile Rus askeri idarecileri arasında iletişimi sağlayan kişilerdi. Canslar, esnafa, tüccara ve o dönemde çiftliklerine gidip gelmek mecburiyetinde olan köylülere işlerini serbestçe yapabilmeleri için, zapıska adı verilen özel vesikalar vermişlerdi. Rus askeri devriyeleri bu belgeyi sürekli kontrol ederek zapıskası olmayan kişilere rastladıkları zaman toplayıp çalışma kamplarına götürmek suretiyle çeşitli işler yaptırıyorlardı. Bu işler ise hastane ve diğer resmi kurumların temizliği, kan yolundan merkezdeki Yanıkdere mahallesine kadar olan yol hattının yapımı ve Tepeköy bölgesindeki mevzi kazımı gibi işlerdi. Rusların Erzurum'da kurmuş oldukları bu idari yapı geçici nitelikte olup, işgal bölgeleri hakkında son nizamname ve yönetim sisteminin oturacağı döneme kadar iç güvenliği sağlamak ve çıkabilecek karışıklıklara engel olmak maksadıyla kurulmuş olan teşkilatlardı. Ayrıca bu idari teşkilatlar daha sonraki dönemde özellikle Trabzon'un işgal edilmesinden sonra başta Erzurum olmak üzere diğer işgal edilen bölgelerde kurulacak Rus yönetimi için ciddi bir altyapı çalışması olarak kabul edilebilir. Rusların Erzurum'u tahkimi. Türk ordusu Erzurum'un batısındaki Kok Dağı, Mama Hatun, Tercan hattına yerleştiği sırada, Rus Kafkas Ordusu Kumandanlığı, Erzurum'un stratejik, ekonomik ve sosyal durumunu iyice incelemiş, burasının yine bir kale olarak kuvvetli bir şekilde tahkim edilmesine karar vermiştir. Rus Genelkurmayı bu amaçla bir komisyon kurmuş ve buraya Kars Kalesi'nin topçu komutanını da almak suretiyle 1916 yılının Nisan ayından itibaren Erzurum'un yeni durumuna yönelik bir plan hazırlattırmıştır. Erzurum'un askeri bir üs olarak yeniden tahkim edilmesine yönelik hazırlanan bu planın esası şöyleydi. Erzurum Kalesi'nin cephesini batıya çevirmek, hattın kuzeyini Gavur Dağları'na, güneyini Palandöken'in kuzey batısına dayamak, Karagöbek Tabyası ile buradaki boğazı kapatmak ve Palandöken Tabyası'nı da güneyi kapatacak şekilde tahkim etmek, Gez, Ağzı Açık, Sivişli ve Çoban Dede Tabyalarını bir direnme yeri olarak güçlendirmek. Tüm bu tahkimat işlerinin yanında, Erzurum ve kalesi etrafında bulunan savunmaya yönelik, sığınaklar, mevziler, yollar ve tel örgülerden oluşan setler yeniden elden geçirildi. Rus Genelkurmayı, toplanan işçi ve esirler tarafından yapılan tahkim faaliyetleri ile uğraşırken maddi sıkıntı veya herhangi bir erzak sıkıntısı çekmemiştir. Çünkü Erzurum'un doğusunda bulunan Kars Kalesi bir depo mahiyetinde olup tüm ihtiyaçlar buradan temin edilmekteydi. Ruslar Erzurum Kalesi'ni top yönünden de zenginleştirmişler ve savunma mevzilerindeki top sayısını kilometre başına 7 topa yükseltmişlerdir. Bu topların kullanımı için eğitimli asker sevkiyatı da yapılarak Kars Kalesi'nin eğitimli subayları kısa bir zaman içerisinde buraya alınmıştır. Özellikle savunma tahkimatına yönelik çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmüş ve bu işle görevli General Vadin top bataryalarının yerlerini büyük bir özenle belirlemiş ve belirlenen bu noktalara ikişer, dörder, altışar toplu olmak üzere toplam 75 batarya kurulmuştur. Ayrıca Rus Kafkas Ordusu Komutanlığı, Kale Topçu Komutanlığı'nın emrine 3 taburlu, taburlar 4'er bölüklü, Kale Topçu Alayı ve Kale Telefon Bölüğü dahi vermişti. Tahkim edilmekte olan yeni cephenin önemli bir işi de yoldu. Daha önce Türk ordusunun yapmış olduğu yollar genel olarak Erzurum'dan Tavyalara ve doğuya doğru açılmış bir yelpaze şeklindeki hatlar ve güzergahlardan oluşuyordu. Fakat bu yollar şimdi Rusların işine yaramayacaktı. Bundan dolayı
Kırk değirmenler üzerinden ve arkasından Eğerli Dağ'ın hemen doruğuna, Sultansekiye, Eğerli Dağ batısından Kalaylı'ya doğru, Ejder kuzeyinden Kanbaşı'na, Palandöken'den dere boyunca Gezginci yaylarına, Dolangez Tabyası Top yolundan ve Çoban Dede'nin hemen doğusundan Köşe Mehmet Gediğine, Çilli Göl'den, Kabaktepe doğusundan Çoban Dede'ye Palandöken'deki Çarık Yırtan Bayırı hizasından Eğerli Dağ doğru, Çilli Göl'deki Top yolundan, Değirmen Taşı ve Deve Boynu Bayırı boyunca, Dumlu'dan Gürcü Boğazı'na doğru uzanan yeni yollar yapmışlardır. Görüldüğü üzere, Rus işgaline kadar Türk ordusunun doğu istikametindeki askeri harekatları için önemli bir üs konumunda olan Erzurum, Rusların işgaline girmesi sonucunda batı istikametinde yapılacak olan askeri harekatlar için bir üs konumunda tahkim edilmiştir. Ermenilerin faaliyetleri. 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcında, Osmanlı Devleti seferberliğini ilan eder etmez özellikle Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler başta olmak üzere, bu tarihe kadar isyan ve tetişe yönelik çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan çeteci Ermeniler Osmanlı ordusuna karşı savaşmak amacıyla gönüllü birlikler oluşturmak üzere, Kafkasya ve Rusya'ya iltica etmeye başlamışlardır. Hemen her taraftan gelen Ermeni gönüllüleri Türk ordusuna karşı savaşacak olan Ermeni birliklerine katılmak üzere başta Tiflis olmak üzere Kafkasya ve Rusya'daki eğitim merkezlerine gitmeye başladılar. Bunlar arasında Osmanlı Erzurum mebusu olan Karakin Pastırmacıyan ve Antranik gibi Ermeni ileri gelenleri de çete kumandanı olarak atandılar. Çarlık hükümeti özellikle Osmanlı Devleti'nin seferberliğini müteakiben kendi siyasi ve iktisadi hedefleri doğrultusunda Anadolu'yu ilhak etmek maksadıyla Ermenileri, bu bölgede kendisinin kuracağı bağımsız bir Ermenistan vaatleriyle kandırmak suretiyle onların bu faaliyetlerini hızlandırmaya ve kendi yanına toplamaya yönelik çeşitli tedbirler almaya başladı. Rus hükümeti, Türk ordusuna karşı Kafkasya'nın çeşitli merkezlerinde eğittiği Osmanlı Ermenilerini silahlandırmaya başladı. Savaşın başlamasından hemen sonra Rus silahları ile teçhiz edilen Ermeni çeteleri Rus ordusu saflarında, Türk ordusuna karşı savaşarak, işgal edilen bölgelerde masum Türk halkına karşı katliamlar düzenlemeye başladılar. Esasında Rusya bu şekilde Ermenileri yanına almakla onları kullanarak Kafkas cephesindeki yükünü azaltmayı planlıyordu. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte Rusya'da eğitilen Ermeniler, Kafkas cephesinde Rus orduları ile birlikte 3. Ordu'ya karşı savaşırken, seferberlik esnasında Rusya'ya kaçamayan bir kısım Osmanlı Ermenileri ise özellikle Doğu Anadolu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde cephe gerisindeki masum Türklere karşı toplu katliam ve mezalim faaliyetlerine başladı.